nasıl bir sıkıntıyı çözeceğim? Topluyoruz işte isteğe göre. Kuru 108'e bir hanede mevcuttu köyümüz. Bunun 10 tane kadar metruk bina, 142 tane yıkık ve ağır hasarlı evimiz vardı. 17 vatandaşımız yaşamını yitirdi ama 8'en 9'an kişiyi kendi imkanlarımızla enkazdan çıkarttık. Kendi imkanlarımızla bir çadır oluşturduk. Çünkü yaralılar vardı, cenazelerimizi saklayacak yer lazımdı. Yani insanların kar yağıyordu, aşırı kar yağıyordu. İnsanların barınabilmeleri için barınacak yerlere ihtiyacı vardı. Kendi imkanlarımızla çadırlar kurduk. Su kesik, yol yok, elektrik yok. Özellikle işte bizim besni üzümü diye tabir ettiğimiz o üzümlerden hala stoklarda vardı. Onları alarak bir karar vermemiz gerekiyordu. Biz toplu yaşam, yani o komün yaşam dediğimiz sistemi seçtik. O da neden? Herkes kimin neye ihtiyacını görebilsin diye. Biz toplu yaşamasaydık, dağınık yaşasaydık kimse kimseden habersiz olacaktı. Belki de kayıplarımız daha çok olacaktı o süreçte. Omuz omuza vererek, yani birlikten, bir aradan güç alarak köyün %95'i gitmiş olmasına rağmen bir ayakta kaldık, hayatta kaldık. Gittik, bilgisayar odası haline getirdik gençlik merkezini, etüt merkezi haline getirdik. Burada bu insanlar geride kalan eğitimini devam ettirecek. İşte burada sosyal alan dediğimiz, sosyal test dediğimiz kafeterya kurduk. Kütüphanemizi kurduk, çocuk eğitim merkezini kurduk ve arkasında kadın dayanışma merkezi var. Kadın dayanışma merkezi bizim üretimhanemiz, yani bizim yöresel ürünlerimizi satabileceğimiz, işleyebileceğimiz ve bunu duyurduğumuz takdirde bir ekonomiye katkı köyün üretebilmesi. Bunu da niçin söylüyorum? Biz ancak bu şekilde ayaklanabilirdik. Biz bu şekilde bir araya derman olabilirdik, bu şekilde destek olabilirdik. Bunların her yere örnek olması lazım. Çünkü özellikle söylüyorum, köylü üretmezse hiç kimse hiçbir yere gidemez. Biz ne yapacağız? Biz konteynerde soba yakmayacaksak, konteynerin haricinde kendimize soba yakacağımız bir alan, ısınabileceğimiz bir alan yapmamız lazım dedik. Sen alternatifler üreteceksin. Kalemkaş'ta bu var. Bu sefer 11 il, bundan önce 1 veya 2 il veya birkaç ilçe. Ama buna rağmen bu yıllar alıyordu. Birinci, ilk talep en kısa zamanda kalıcı konutlar. Bu amenna. Ama kalıcı konutlar gelene kadar da en azından bu bölgede de biz kendimize bir kalıcı konut kurmaya çalıştık. Buradan nasıl üretebiliriz, nasıl eğitebiliriz, bu insanlara nasıl yardımcı olabiliriz? Bunlara karşı destek olursa elbette ki çok sevineceğiz.